ortada mı Emine Hanım'la? Emine ismini de bir severim. Halamın ismi. Halacığıma da buradan öpücükler. Emineler güzel olur. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hadi aç bakalım. Çalın. Yemelere mi doyamadın? Karar mı veremedin? Yo yo Nursel Hanım, karar verdim. Damak tadımı bakıyorum. Eti pişmemiş. Hamuru da biraz sanki kalın. Pişirebilmiş mi o kalınlığa rağmen hamuru? Hamur aslında bayağı bir çiğ kalmış. Eti de pişmemiş. Eti, hamuru da çiğ kalmış. Eti, evet, eti de. Peki, iyice yedin. Geçeyim mi? Yedim. İkinci tabağın. Kızlar bugün hamurları hep çiğ koymuşlar. Eti de yine aynı. O et de çiğ. Yani evet, biraz gelen gideni aratır gibi oldu. Tamam, tut aklında birinci tabağı o zaman. Tamam. Beğenmeyerek üçe geçiyoruz. Günün de son iki tabağı. Evet. Hamuru gayet ince olmuş. Et de fena değil aslında. Ama yine dediğim gibi hamurlar çiğ kalmış. Yani bunda incecik da olmasına rağmen aynen, çiğ. Aynen aynen, yani çiğ tadı geliyor ağzıma. Bu tabağı beğendin mi beğenmedin mi çok anlayamadım. Aslında yani bu tabağı bunu çok da beğenmedim. Peki biz de geçeriz son hani tabağa. Kızlar vallahi bugün hamurları yapamamışlar. Yapma ya. Hiç dörtte dört. Yani eti, et de yine bunda pişmemiş. Hamurlar da. Yani hamurlarını beğenmedim. Hiçbirini. Sen güzel mantı mı yapıyorsun yoksa? Mantı yaparız biz. Yani mantı yapan insan anca bu kadar beğenmez çünkü. Evet, mantı bizim oranın yani baş yemeklerinden. Hatta bir gün açalım burada. Vallahi bir gün kaynanaları yaptıralım Evren. Beğenmedin. Beğenmedim. Hadi o zaman 14 bileziğe giden yolda bakalım sen neler yapacaksın puanlamada. Birinci tabak 5. Birinci tabak 5 puan. Evet. İkinci tabak 3. İkinci tabak 3 puan. 1. Dördüncü tabak 1 puan ve... Ben buna da 1 vereyim. Üçüncü tabağa da 1 verelim. Evet. Şey olmuş hani... O zaman demezler mi sana neden 2'ye 3 verdin? Çünkü aynı yorumları yaptın. Evet, derler.